yandan da herkese merhabalar. Yine çok güzel bir günle sizlerle birlikteyiz. Bugün bir değişiklik yapalım. Girişi travmanın içinde alalım istedim. O zaman hızlıca programa başlayalım mı? Haydi. Yakışıklı şuradan. Mehmet abi bize yakışıklı bir şekilde çeksin şöyle. Merhabalar. Zaten yakışıklı. Yanar zaten yakışıklıyım ya. Kesin. Merhaba kızım, evet. Söyle. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok pozitif bir yüzünüz var. Çok güleysiniz. Teşekkür ederim. Sizden kaynakları galiba. Ama böyle insanları görmek çok mutlu ediyor. Gülmeye ihtiyacımız var, enerjiye ihtiyacımız var, mutluluğa ihtiyacımız var. Kızım sen bunlar nereden, ne güzel konuşuyorsun böyle, sen insan pozitif enerji veriyorsun yani insan. Baygın saygı ayrılır zaten. Kesinlikle. Ama yani ben şey sevmiyorum, böyle somurtkan duruyoruz. Yani pozitif birbirine geçeceğine inanıyorum ben. Mutlaka ben inanıyorum. Gerçekten ben inanıyorum. Her şey gelip geçeceğine, her şey kafa takıp da öyle bunalıma kendini sokmansa. Kendini bunalıma sokmuyorsun sadece. Çevreni de bunalıma sokuyorsun üzüldüğün zaman. Çevreyi de etkiliyorsunuz bence. Tabii çevreyi de etkiliyorsun o zaman. Peki buralı mıyım? Aslen Havzalıyız ama 45 senedir Samsunluyuz, 35 senedir Atakumluyuz. Ooo! Nasıl Atakum sizin için? Atakum valla çok güzel, kahrını biz çektik. Değil mi? Şehri biz yaptık, çamurdan geçilmiyordu. Şimdi rahatız, huzurluyuz. Samsun'un en büyük değerlerinden. Tabii. Gurur duyuyoruz Atakum'umuzda. Çok güzel. Peki Havza'ya gidip geliyor muyuz? Havza'ya şimdi gerçek konuşmak lazımsa ya düğün olacak ya cenaze. O şekilde gidiyoruz. Keyfi gidemiyoruz artık, geçti. Evet, evet. Emekliyiz. Emeklisiniz. Emeklilik nasıl? Zorlandı. Yıllarca çalıştınız sonrasında. Belki komik gelecek ama en zor meslek. Çünkü akşamdan daha sabah ne yapacağım diye program şey yapıyorsun, düşünce alıyor. Ne yapacağım? Ama çalışırken programın bir hayatın oluyor. Düzenli bir şekilde onları uyguluyorsun. Ne gidiyorsun, geliyorsun, akşam da geleceğim, dinleniyorsun. Ama çalışmaya alışmış bir insan için emeklilik çok zor. Çok zor ama ben emekli olduktan sonra bayağı çalıştım. Şurada birkaç senedir emekliyim. Devam ettiniz, bırakmadınız. O da bir rahatsızlık geçirdim. Çocuklar daha kabul etmedi. Teşekkür ederim. Bir bypass geçirdik. Çok şükür sağlığım yerinde. Maşallah. Allah'ım da uzun ömürler versin. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi nereye gideceksiniz peki? Şimdi torunumu bekliyorum. Onu sürücü kursuna götüreceğim. Bugün açılıyormuş. Ehliyet alacak. Bu sene 18'de diyedi. 18'de girer. Ben de öyle. Yani çocuklar 18'de... değil. 18'de gelir gelmez iki çocuğum var. İkisine de ehliyet aldım. Ne güzel. Şimdi sizi arıyor galiba. Evet. O zaman teşekkür ediyorum sizlere. Yok, buraya gelecek şimdi. Ha. Efendim kızım. Konuşuyor. Kızım. Pozitif bir amcaydı değil mi, gördünüz? Kesinlikle konuşmasıyla, enerjisiyle enerji verdi. Diyor ya, siz senden geçti, bana diyor alakası yok. Torunu da beklemiş, onun yanına geçti. Kesinlikle kişi gülümseyin, her daim devam ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ümit Altundal. Ümit Bey, şu an nereye gidiyoruz? Ya da nerede? Ben şu an meydana gideceğim. Samsun meydana. Gezecek miyiz? Gezdik zaten. Sahildeydik. Gezmeyi. Şimdi aynen evlere gideceğiz şimdi de. Hmm. Arkadaşla beraber meydana geçecektik. Peki, Samsunlu muyuz? Samsunluyuz. Samsunlu baz alarak söyleyeyim. Sizce en güvenilir toplu taşıma aracı nedir? En güvenilir... Kendi aracınız. Yani. Öyle mi düşünüyorsun? Kendi kullandığım diyorsun. Yani. Öyle olması lazım. güven yok mu başkasına? Ya güvenden açı, güvensizlik zaten oluştu. Hani otobüslerde falan, trenlerde. Çok güvensizlik var. Kazalardan dolayı mı diyorsun? Yani. Sadece kazalar değil de hani başka türden olaylar da. Bunlar da etkiledi. Yani. İnsanların birbirine yaptığı yanlış olaylardan dolayı. Hı. İnsan güvenemiyor tabii de. En güvenli kendi aracın tabii. Peki şey sormak istiyorum. Böyle hani sürpriz yaptığınız bir yolculuk geçirdiniz mi? Birine sürpriz yapmak için gittiğiniz. Ben geçirmedim. Gitmediniz. Ya nasip olmadı. Kimseye sürpriz yapmadınız. Daha nasip olmadı yani. Samsun'da çalışıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Nasıl ben çalışıyorum. Hani gün boyu yorucu geçiyor zaten. Doğalgaz içindeyim. Doğalgaz içindeyim.
Aynen, petek kombi falan yapıyoruz. Gün boyu yoğunuz yani. Zor mu? Yani her işin zorluğu var ama bu iş zor. Zor. Yani eve giriyorsunuz, yani her gün bir eve giriyorsunuz ya da birçok eve giriyorsunuz. Nasıl karşılanıyorsunuz? İlgi nasıl ya da hani bir çalışana saygı var mı, ilgi var mı? Yani 100 yere gittiysen 90'ında yanlış şeyler oluyor. Sıkıntı yaşıyor. Yani çok az, nadir bize iyi davranan, her istediğimizi böyle dört dörtlük yapan yani bir şey diyoruz ama çok terslenenler oluyor tabii. Değil mi? Böyle yanlış. Şey değil hani biraz da anlayışlı... Anlayışlı insan kalmadı. Değil mi? Kalmadı. Neye bağlı sence? Yaşanan yani o ekonomiye mi, sıkıntılara mı? Ya insanların yaşadığı sıkıntılar çok. Yani bu şimdi siz bir sıkıntı yaşarsınız, sinirinizi başkasından çıkartırsınız. İnsanlar hep öyle oldu. Bir sinir birine sinirlendi mi başkasından çıkartıyor. Böyle böyle insanlar birbirinden soğur hale geldi. Ondan dolayı herkes birbirinden uzaklaştı yani uzak davranıyorlar. Peki böyle nereye kadar gideceğiz? Gideceğini pek sanmıyorum aslında. Hani bir yerde kopar herhalde. Kopar diyorsun. Zaten ortaya çıkmaya başladı. Kimi birini öldürüyor. Biri birine başka bir şeyler yapıyor. Ne kadar üzücü mü? Üzücü tabii yani. Şunu da sorayım. Konudan konuya geçiyorum ama. Sıkıntı. Yolculuk yapmayı seviyorum. Ben çok severim. Ama genelde yürümeyi seviyorum. Yürümeyi seversin. Evet. Yolculuk anında yaşadığın böyle komik bir anın var ya da tuhaf gelen sana. Çok yani. Vardır belki de. Bana tuhaf gelen bir şey var, insanlar çok bakıyor nedense. Bana tek olarak garip geliyor yani. Sana bakıldığını mı düşünüyorsun? Tabii. Acaba neden? Düşünmüyorum yani, bakıyorlar. Nedendir bilmiyorum. Bende de bazen öyle oluyor, bana mı bakıyorlar falan diye. Bakıyorlar ya hani. Şuna çok kısa kestim. İzniniz var. Tamam. Haber aksi video söylerseniz. Tamam. Teşekkürler. İzin almamız gerekiyordu, o yüzden her yerde söylüyorlar. Ben de aynısını düşünüyordum. Yani bana niye bakıyorlar, bana mı bakıyorlar falan. Hep öyle denk geliyor. Tramvayda daha çok yaşıyorum, sence? Ben otobüste daha çok yaşıyorum. Belediye otobüsü. En uzak yolculuğun nereye yaptın? İstanbul. İstanbul. Nasıl geçti? Valla 4-5 defa gittim, her defasında neredeyse ağlayacaktım yani. Yani kendi şahsi aracım olmadığı için bildiğiniz servislerle, otobüslerle gidiyoruz. O da çok yorucu oluyor, 12 saat, 13 saat. Yoruyor. Şey, o servis de sıkıntı ya. O yükleri koymak, bagaj, her şey sıkıntı. Hepsi sıkıntı. Allah'tan bende yük yoktu yani. Allah'tan. Tek başıma gittim ama yorucuydu. Zorlandım. Tabii ki zorlandık yani. Teşekkür ediyorum sana. Şimdi arkadaşına da birkaç soru sorayım. Şöyle geçebilir miyim? Merhaba. Merhaba abla. Seni tanıyalım. Dursun Kaloğlu. Dursun. Evet. Sen beraber gezdiniz. Arkadaşsınız değil mi? Yoksa akrabalık var mı? Arkadaş ya. Arkadaş. Sen neler yaparsın? Çalışıyor musun, okuyor musun? Çalışıyorum valla. Çalışıyorsun. Sen nerede çalışıyorsun? Ben kirazlıkta mobilya iş yapıyorum. Mobilya iş. Bak ben bu ara çok mobilya... Aceleniz var mı? Yok. Bir dahakine geçin. Bu ara mobilya işi ile ben de eve bir şeyler yaptıracağım. Nasıl mobilyada durumlar? Mobilyada durumlar pek iyi olmasa da hani yine idare ediyor. Kazanç var mı yani ya da kazanıyor mu? Mobilya sektörü nasıl? Ya kazandığı kadar yani. Çok yok değil mi? Çok yok. Yani idare ediyor. Ben özellikle mobilyada çok sorun yaşıyorum. Geri dönüşler alamıyorum. Yani bir şey yaptırıyorum. Üründe sorun çıkıyor, dönüş alamıyorum. Sence bunun nedeni ne? Ya o ustadan kaynaklı bir şey. Değil mi? İnsan tabii üçkağıtçı olmuş. Üçkağıtçı yani, başka bir şey yok. Ya şöyle söyleyeyim. Koltuk takımı aldım, yaptırdık. Yani servis gelmesi lazım, bakması lazım. Çok kısa sürede dikiş attı. 1,5 aydır bekliyorum. Biz koltuk işi değil de daha mobilya ama dolap yani. Dolap. Yani bizde bir sıkıntı olduğunu biz bakıyoruz yani. Şey yapmıyoruz, müşteri ilgileniyor. Şurada şey var diye ona göre hallediyoruz yani. Arkadaşına da aynısını sordum. Bir eve giriyorsunuz. Sizle ilgili nasıl? Sizde de yaşıyor musunuz aynı sorunu? Bizde pek yok ya. Bizde çok nadir oluyor öyle ters insan. Çok nadir mi oluyor? Yeter ki işimi yapsın hani. Aman bir şey olmasın diyorlar mı? Ya onu diyen herkes var ya. Adam sonuçta para veriyor. Değil mi? Kendi emeğiyle bir şeyler yaptırmaya çalışıyor. Yani onu öyle diyen... tabii ama şimdi bizim iş biraz daha bununkinden ince. Her yerden boru geçiyor. Her duvardan ya da tabandan borular. Duvarları hele bir kırıyorsan. Yani kırıyoruz, deliyoruz ve adamlar bunu iyi bakmıyor. Halbuki kırdığımız yerleri alçı bir şeyler yapıyoruz, kapatıyoruz güzel bir şekilde. Temizleyip öyle bırakıyoruz elleri ama her ne kadar temiz yapsak da adamlar
sırf parayı fazla vermemek için şunu şöyle yaptın, bunu böyle yaptın, en sonunda fiyatı kırıyorlar zaten. İşte o ne kadar bir soru. Ya senin işinle de oynuyor o zaman. Sıkıntı. Peki sen en uzun yolculuğunu nereye yaptın? Benim en uzun yolculuğum olmadı ya. Ben hep şehir içinde. Buradaydın. Peki senin yolculukta karşılaştığın değişik bir enerjik burada? Yok abla. Tramvayda olsun. Yok abla. Bir tane ben anlatayım. Tramvayda bir gün gidiyorum. Yine program çekecektim. Birilerinin biri bağırarak bir şiir söyledi. Kalmıştım öyle. Herkes bakıyor. Yani orada ben de kaldım. Normalde ben de pat diye tramvayın içinde de soru sorarım ama ben de şaşırmıştım. Senin hiç öyle olmadı mı? Ya biz genelde hani köye falan gittiğimiz için şarkıyı son ses açıyoruz yani o şekilde. Söyleye söyleye gidiyorsun. Yani. Peki Samsunlusun. Samsunluyum abla. Köyünün? Salıpazarı. Salıpazarı. Hani orada da sel felaketi oldu. Aynen abla. Ev oralarda mı? Biz köyündeyiz onun. Size denk gelmedi değil mi? Ya bizim oralarda bir şeyler oldu da hani öyle bize şey yapmadı. Bilemedi. Yok. Allah yardım etsin herkese diyelim. Herkese yardımcı olsun. Şöyle peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı siz izleyenlere? Ya Allah bütün çalışanlara yardım etsin. Amin. Ya insanlar ön yargılı olmasın bence. Tek bu. Yani birbirlerini sevseler yetiyor zaten. Birçok şehir önüne duruyor, felaket önüne duruyor. Ama bu ülkede böyle bir şey yok şu an. Sevme falan yok yani. Kimse birbirine saygı duymuyor. Ya ne güzel söyledin. Sevgi, saygı, ön yargı. Ya önemli şeylere değindin. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok sağ olun. Devam ediyoruz. Merhabalar. Sizleri tanıyalım. Ben Recep Kaya. Recep Bey, şu an nereye gidiyorsunuz? Şu an sanayiye geçiyorum. Arabam var, aracımı yaptıracağım. Ha, aracınızı yaptıracağım. Evet. Kaza falan yoksa genel bakım. Yok, genel bakım. Evet. Muayene bakım. Samsunlu mu? Evet, Samsunluyum. Peki neler yapıyoruz? Nasıl geçiyor vaktiniz? Çalışıyor muyuz? Çalışıyorum. Cep telefon tamircisiyim. İşten eve, evden işe. Böyle bir hayat. Aynen öyle. Peki nasıl telefonlarla, teknolojilerle? Teknolojiyi takip etmek gerekiyor. Takip etmezseniz, teknolojiden geri kalırsanız her şeyden geri kalırsınız. Peki bu değişimi nasıl buluyorsunuz? Birçok telefon çıkıyor hemen birini daha kullanamadan. Yenisi çıkıyor. Bunun nasıl onlar zor ya. Onlar işte işin uzmanı olduğun zaman onları takip etmek zorunda kalıyorsun. Hı hı. Zorunda kaldığın için de her şeyi zaten internet ortamı, artık teknoloji var. Her şeyi de bir şekilde bulup internetten yapabiliyorsunuz. Peki şimdi genel sorduğumuz bir soru var. Sizce en güvenilir toplu taşıma aracı ne? Size güvenli gelen. Bana güvenli gelen en toplu taşıma aracı yani tramvaylar, otobüsler. Yani bir de neyden dolayı güvenli geliyor? Şu andaki tramvay makinistler olsun veya otobüs şoförleri olsun çok bilgili ve tecrübeli olduklarından dolayı artık onlara güvenimiz var yani. Güvenimiz var diyorsunuz. Peki Samsunluydunuz değil mi? Evet, Samsunluyum. Samsun'u nasıl değerlendiriyorsunuz başka şehirlere göre? Vallahi Samsun'un hani derler ya taşı toprağı altın diye, aynı evet. O şekilde altın yani. Burada yani işten haricinde Samsun'a neler yaparsınız? Yani buraya tekrar yani sonradan gelecek olanlara yani misafir olarak gelecek olanlara bir tavsiye verecek olursak. Vallahi Samsun emekliler şehri derler. burada paranız olduğu sürece her türlü yaşama imkanı bulabilirsiniz. Para her olmadan biraz zor Para olmadan artık her şey zor. Para olduğu sürece her şey daha kolay oluyor. Ve Samsun şehri de bunlardan önde gelen şehirlerden biri olduğu için gezme bakımından, tarihi bakımından, hele bu yeni yapılan Amazon köyü,
bu Amisos Tepesi, bu gibi yerler olduğu zaman daha güzel, daha insanlar daha güzel gezip daha güzel tarihi bakımdan, tarihi şeyleri... Biraz tarih yani o taraflarımızı gezmiyoruz yani, çok güzel yerlerimiz. İşte aslında Samsun'da çok güzel yerler var, ilçelerinde hele çok güzel yerler var ama köylerinde bunları kimseler bilmiyor. Aslında bunlara yönelik daha böyle farklı şeyler yapılabilse, tanıtım amaçlı daha güzel olabilir diye düşünebiliyorum. Aslında biz yapıyoruz hani Haber Aksiv olarak, biz Nagihan köyümüzde olarak bir program, köyleri tanıtıyoruz, hani ilçelerini tanıtıyoruz. Yani mahallelere de giriyor arkadaşlar ama bu şekilde biraz yapıyoruz. Ama tabii daha fazlası olması lazım. Çünkü bilinmedik o kadar çok, köyümüz, tarihimiz, neler neler var ya, anlatmak da bitmez bence. Evet, doğru. Peki hafta sonu ne yaparsınız? Hafta sonu... Dinlenmekle mi geçirirsiniz? Yani genel bakımdan dinlenmekle geçiyor. Çünkü teknoloji takip etmekten ve telefonlardan beyin yorgunluğu daha çok olduğu için... Mecbur bazen ailemle birlikte gezmelere gidiyorum. Izgara tarzı, mangal tarzı. Biz de çok severiz. Bunları yapıyoruz ve başka yaptığımız bir şey yok. Normal hayat şartları zamanında neyi gerektiriyorsa buna göre hareket ediyoruz. Ne güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Siz de izleyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aileniz olur, sevdikleriniz olur. Buradan herkese çok selam söylüyorum. Hayat yaşamaya değiyor. Herkes nasıl yaşayabiliyorsa öyle yaşamaya devam etsin. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ederim. İyi yolculuklar dileriz. Sağ olun. Ben yurt dışından emekliyim. 45 sene yurt dışında kaldım. Halen daha oradayım. Hala. Evet. Tatil için mi geldin? Yok, gidip geliyorum ben. Şimdi bak, önümüzdeki ayın 4'üne tekrar gideceğim. Hı-hı. Ayın 20'sine kadar kalacağım, geriye geleceğim. Hı-hı. Yani bizim hayatımız böyle. Peki neresinde kalıyorsun? Hamburg'a 160 kilometre daha Danimarka sınırında. Peki oraya... Nasıl? Yani gelişmişlik açısından nasıl değerlendiriyorsun? Buraya nispeten orası daha ucuz. Tabii. Çünkü oranın maaşı dolgun, parası dolgun. Ondan sonra mesela benim oğlum 550 euro ev kirası veriyorsa onun karşılığını da alıyor. Burada öyle bir şey yok. Burada bir şey var, böyle eşitsizlik var. Kimin ne yaptığı belli değil, kimin nasıl geçiniyor, nasıl yapıyor. Yani kim kime şey yok, ortalıkta bir kontrol yok. Yani insanları salmışlar ortaya. Başım... Orada devamlı yaşamak ister miyim? Devamlı isterim tabii yaşamak da, ama yazları burada yaşamak isterim. Çünkü onlar... Bir sonraki istasyon. Ülkelerini kendileri cennet yapıyor. Biz cennet vatanımızı cehenneme çeviriyoruz. Kesinlikle. Evet. Yani biz cennet yapıyoruz. Kıymetini bilmiyoruz. Bilmiyoruz ülkemizin kıymet değerlerini, kıymetini bilmiyoruz. Bugün mesela İsrail-Arap Savaşı var. Neden bu, sebep ne? Zamanında toprakları satmışlar. Adamlar gemilerle toprak taşımış oralara. Cennet yapmışlar. Şimdi cehennemi sen cennet olarak geri istiyorsun. Verir mi o adamını sana? Vermez. Ondan sonra bir de mesela orada olan ve burada olmayan ne olsun isterdin? Orada şu vardı. Oradaki ucuzluk mesela et muamülü, peynir muamülleri, efendim ne bileyim ben. Hayat pahalı zaten. Burada hayat çok pahalı, bildiğin gibi değil. Ama orada öyle bir şey yok. Nerede çalıştınız orada? Ne iş yaptınız? Ben ilk mesleğim gemicilikti. Ondan sonra 3-4 senede kesimhanede çalıştım. Kasapta, kesimhane yani büyük.
Evet. Peki nasıl gemicilik işi? Gemicilik işi feribotlar iyi, güzel, temiz işler. Ama ben orada tabii tutunamadım. Bu sefer uzun yollara gittim. Mesela İsveç, Norveç, Danimarka. Bir sürü ülkeyi gördüm. Gezdim yani. Sonradan tekrar geldim. Şeye girdim. Kesimhaneye. Kesimhaneden çıktım 79 senesinde. Danfoss diye bir kompresör firması var. Buzdolabı kompresörü yapıyorlar. Oraya girdim. Oradan da artık 1990'da çıkışımı aldım hastalık dolayısıyla. Peki şimdi tekrar ne zaman gideceksin? Bu ayın, önümüzdeki ayın 4'ünde gideceğim. Çok teşekkür ederim. Peki son olarak sizi izleyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Yaptığınız program aydınlatıcı program. Güzel program yapıyorsunuz. Sağ olun. Nasıl oldum? Tanıştığım yerine görüşmek üzere. Teşekkürler. Şey sizleri tanıyalım. Hacer Türkoğlu. Hacer Hanım, şu an nereye gidiyoruz? Evime gidiyorum. Ne yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Samsunluyuz. Yok, Çankırılıyım. Çankırılısınız. Oradan buraya? Tayinle kızımızın peşine geldik. Aa, ne iş yapıyor? Üniversiteyi kazandın. Onun için geldim. Peki kaç yıldır buradayız? 4. 4 yıldır. Alıştık mı Samsun'a? Samsun, benim eşim asker emeklisi. En rahat alıştığım şehir oldu. Ne güzel. Asker emeklisiniz. Peki Samsun'a vakit geçirebiliyor muyuz? Evet. Geçiriyorum. Şunu da sorayım. Bugünden beri en çok sorduğum sorulardan. En güvenilir toplu taşıma aracı sizce? Otobüs, tramvay. Aha, güvenilir. Evet. Dolmuş. Dolmuş. Hepsi kolay. Samsun güzel bir şehir yani. Rahat. Samsun kolay, rahat şehir. Tramvayınız da geldi o zaman. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Tramvay Sohbetleri programından bu haftalık bu kadar diyelim. Herkese çok teşekkür ediyoruz sohbetleri için. Haftaya tekrar duraklarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.